Kaşifler, doğaları gereği hayatta kalmanın sınırlarını zorlar. Bu yüzden birçoğunun maceraları sırasında kaybolması sürpriz değildir. Yıllar önce kaybolan kaşiflerin başlarına neler geldiğini ortaya çıkarmak için halk, tarihçiler ve gazeteciler gizemli bir arayış içerisine girdiler. Bu gizemli kayboluşlar onları büyülemişti ve buradan yola çıkarak sayısız teori ve bazı ilginç bulguların ortaya çıkmasına yardımcı oldular. Modern zamanların kaşifi ve maceracı Naomi Uemura, Tajima'da çiftçi bir ailede dünyaya geldi. Tajima'da doğayla iç içe olan doğa harikası bir bölgede büyüdü ve pastoral bir mutluluk içerisinde harika bir çocukluk geçirdi. Sığır sürüsü otlatıyor, Maruyama Nehri kıyılarında dolaşıyordu. Japonya'nın karla kaplı bölgelerinde yaşayanların karakteristik özelliklerini, becerikliliğini, demir metanetini ve sarsılmaz çalışma alakını almıştı. Naomi, Meiji Üniversitesi'nde okudu. Burada dağcılık kulübüne yazıldı ve acemi bir grupla Shiraumo Dağı'nda geziler yaptı. Tırmanma konusunda doğal bir yeteneği vardı. Rekabetçi ruhu onu yılın neredeyse üçte birinde sahadaki becerilerini göstermeye itti. Alplere tırmanmaya can atıyordu. Ancak bu Japonya'nın o zamanki koşulları göz önüne alındığında imkansız bir istekti. Sabit döviz kuru insanlar için yurt dışı seyahatlerini erişilmez hale getirmişti. 1964'te Japonya'nın döviz kontrollerini kaldırması, savaş sonrası kısıtlamaların sona ermesi neticesinde Naomi'nin özlemini duyduğu maceralar nihayet ulaşılabilir hale geldi. Üniversiteden mezun olduktan sonra cebindeki 110 dolarla dünyayı dolaşmak için Los Angeles'a giden bir gemiye atladı. Neredeyse 5 yıl kendini sınamak için dünyanın çevresini dolaştı. Naomi 1970'te Everest Dağı'nı tırmanan ilk Japon ekibinin bir üyesiydi. Eğer ekibe liderlik etmeyi bırakmış olsaydı, nazik ve alçak gönüllü bir insan olmasaydı zirveye ulaşan ilk Japon olacaktı. Bazı kaynaklara göre de zaten zirveye ulaşan ilk Japondu. Naomi hayatı süresince her kıtadaki en yüksek dağa solo tırmanışlar yaptı. 7 zirvenin 5'ine tırmandı. Daha da dikkat çekici olanı ise 30 yaşına gelmeden bu başarıları elde etmesiydi. Amazon nehrinde yaklaşık 6500 kilometrede tek başına rafting yaptı. Grönland'dan Alaska'ya kadar dolmuş Kuzey Kutbu vahşi doğasında 12.000 kilometre solo yürüyüş yaptı. Yeni ufuklara göz diktiğinde, Antarktika'yı yalnız başına geçme hedefine odaklandığında amacı en uç ödüllerdi. Yeteneklerine güveniyordu. Bir bakıma tek başına gitmeyi seçerek köklerine geri dönüyordu. Bu kesinlikle istediği şeydi. Ancak bunun Denali üzerinde ciddi sonuçları olacaktı. Kuzey Kutbu'ndaki ilk gezisinde yerli Inuit topluluklarında yerli kültürünü ve dilini benimsedi. Sakin doğaları Naomi'yi büyülemişti. Burada köpek kızağı sürmeyi, hatta affetmez doğa karşısında hayatta kalmak için gerekli becerileri öğrendi. Günümüzden 6 yıl önce Naomi'nin ayak izlerini takip eden macerasever bir yazar, Naomi'nin 10 ay yaşadığı Grönland'daki Inuit köyüne gitti. Naomi bu köyde hala saygı ve sevgiyle anılıyordu. Ona Inuit dilini öğreten bir yerli, ondan hala sevgiyle bahsediyordu. 1 metre 60 santimetre boyunda 59 kilo olan Naomi, tek seferde bir başına Kuzey Kutbu'na ulaştı. 57 günlük zorlu yolculukta ona köpekler eşlik etti. 10 metre yüksekliğindeki sırtların üzerinden malzemeleri aldı, sırt çantasına koydu, ardından kızakla yoluna devam etti. Naomi tek başına Kuzey Kutbu'na ulaşan ve Denali'ye tırmanan ilk insandı. O günlerde beni devam etmeye iten şey, bana yardım eden ve destekleyen sayısız insana mahcup olma düşüncesiydi. Pes edersem onlarla asla yüzleşemezdim. Bu düşünce bana her zaman güç verdi, beni zorladı. 1980'lerde Naomi'nin bambu ağacından yaptığı bir hayat kurtarma ekipmanı vardı. Bambu, Naomi'nin düştüğü herhangi bir yarı açıp dışarıya çıkmasına yardım edecekti. 18 kilogramlık bu kurtarma kiti sebebiyle artık yanına daha az malzeme alıyordu. Kar mağaralarında uyumayı planladığından teçhizat azdı. Bu sayede bir çadır taşıma külfetinden kurtulmuştu. Yakıtını da azalttı. Soğuk yemek yemeyi düşünüyordu. Naomi her kişisel zaferden sonra hemen yenisini planlıyordu. ...1984'te hedefi bu kez Denali'ydi. Naomi bu dağa yıllar önce tek başına tırmanmış ve zirveye ulaşan ilk insanlardan olmuştu.
O güne dek en zorlu zamanında Kuzey Amerika'nın en yüksek zirvesine tırmanabilen yalnızca 13 insan vardı. Naomi bir kez daha zirveye çıkmak istiyordu. Ancak 84 Naomi'nin dünyadaki son yılıydı. 43 yaşına girdikten bir gün sonra 13 Şubat 1983'te zirveye ulaşmayı başardı. Başarısını telsiz yardımıyla bir pilota ve bir fotoğrafçıya aktardı. O gün zirveye vardığını ve inişe geçtiğini söylüyordu. O anlarda 5500 metredeydi ve 2 gün içerisinde ana kampta olmayı umuyordu. Tepeye yakın yerlerde kuvvetli rüzgarlar vardı. Sıcaklık -46 civarındaydı. Uçaklar dağın üzerinde uçuyorlardı. Ancak onu göremediler. Sonraki gün bir uçak 5100 metre civarında Naomi'yi gördü. Bu haber ekibin içini rahatlattı. Ancak hava koşulları çok çetindi. İtibarı ve deneyimi onu insanlar için ölümsüz kılmış olsa da her şey yakında değişecekti. Naomi'nin yakıtı bitmek üzereydi. Ana kamptaki ekip bunu biliyordu. Ekip üyeleri Naomi'nin çok deneyimli bir dağcı olduğunu bildiklerinden ona yardım ekibi göndermek istemediler. 2 gün sonra ondan hala hiçbir haber gelmeyince ekip artık endişelenmeye başlamıştı. Naomi canlı gören son insan 5100 metrede onu fark eden uçak pilotu olacaktı. O tarihte artık Naomi'nin kaybolduğu başına kötü bir şey geldiği kesindi. Yine de tam kapsamlı bir arama kurtarma operasyonu düzenlemekte tereddüt ediyorlardı. O gün Naomi hiçbir yerde bulunamadı. Daha önceki kampında ona dair hiçbir iz yoktu. Dağcıların yardım istemek amaçlı bıraktığı hiçbir kanıt yoktu. Diğer dağcıların bıraktığı erzak depolarına dokunulmamıştı. Daha sonra ABD ve Japonya'dan gelen iki deneyimli dağcı 4300 metreye kadar indiler. Yoğun kar fırtınalarıyla boğuştuktan sonra 26 Şubat tarihinde Naomi'nin kaldığı bir mağarayı buldular. Burada bir günlük ve yükünü hafifletmek için bıraktığı ekipmanlar vardı. Karibu artıkları, boş bir yakıt bidonu, bir dizi kar ayakkabısı. Daha da acı olanı Naomi en zorlu yarıkları geçtiğini bildiği için bambu ağaçlarından yaptığı kurtarma kitini geride bırakmıştı. Yaklaşık 2900 metrede ondan ayrılmıştı. O anlarda Naomi'nin inişte düştüğünü, yaralandığını, öldüğünü ya da karlara gömüldüğünü düşünüyorlardı. Bir başka teori ise onun tabandaki birçok yarıktan birine düşüp yok olduğu yönündeydi. ABD ve Japonya'dan gelen iki dağcı Naomi'nin öldüğüne eminlerdi. Dağda 2 hafta geçirdikten sonra aramaktan vazgeçtiler. Günler sonra bir grup Japon dağcı arama yapmak için ekibe katıldı. Naomi'nin ekipmanlarının çoğu 5200 metrede bulundu. Ancak kendisi yoktu. 4300 metrede bulunan günlük daha sonra Japonca ve İngilizce olarak yayınlandı. Günlüklerde, -40'larda, donmuş yiyecek ve yetersiz barınma koşullarına rağmen moralinin yerinde olduğu ve görevine odaklanması için şarkılar söylediği anlaşıldı. Naomi'nin günlüğüne yazdığı son kısım şuydu. Onun söylediği son şeyler şunlardı. Keşke şu an sıcak bir uyku tulumunda uyuyabilseydim. Ne olursa olsun McKinley'e yani Denali'ye tırmanacağım. İki pilot batıya çıkan rotası boyunca onu aramaya devam etti. Tırmanış dolayısıyla Naomi yorgundu. Belki de bir başka mağarada dinlenmeye karar vermişti. Bu elbette düşük bir olasılıktı. Naomi'nin günler öncesinden erzağının bittiği biliniyordu. Naomi'yi bulmak için Japonya'dan gelen ikinci ekip, Naomi'nin okuduğu üniversitedeki dağcı grubuydu. 10 günlük bir arayıştan sonra bir buz mağarasında bazı temel tırmanma ekipmanları, uyku tulumu hastarları, soba yakıtı ve gıda maddeleri buldular. Onun gibi deneyimli bir dağcı, böylesine temel eşyaları gerisinde bırakmazdı. Ekip, Naomi'nin ölmüş olduğunu kabullendi. Ekipten bir isim, uyku tulumu bulmadıklarını belirtip onun hala hayatta olabileceğini aktardı. Ekip 10 günün sonunda arama çalışmalarına son verdi. Tek başına Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na köpek kızağıyla geçme vizyonuna sahipti. Kuzey uçlardaki başarıların ardından bir sonraki macerasına geçmek için kendisine çok az müddet verdi. Naomi sık sık halka açık konferanslar yaptı ve seyahatleri hakkında yazılar yazdı. Çocuklar için yazdığı macera kitapları Japonya'da popülerdi. Japonya'da biri Tokyo'da olmak üzere Naomi adını adanmış 2 müze var. Naomi sadece yetenekli bir dağcı, azimli bir maceracı değildi. Aynı zamanda insanları önemseyen, nazik, kendini geri planda tutan bir adam olarak biliniyordu. Jonathan Waterman'ın da dediği gibi Sola başarıları kadar samimi, içten ve alçak gönüllüydü. Tanıştığı herkesle yakından ilgilenir, onlarla derin bir bağ kurardı. Naomi'nin kalıntıları bulunamadı. Ona tam olarak ne olduğu hiçbir zaman bilinemedi.
1932'den sonra dağda ölen 100 dağcıdan biriydi. ...1996'nın yazında Amazon yağmur ormanları sulara teslim olmuş, geçilmez bir hale gelmişti. Köprüler süpürülmüş ve geniş çamur alanlarının ortasında kobralar ve armadillolar ufak deliklerde pusuya yatmışlardı. Sonra güneş kendini gösterdi ve bölgeyi kavurup kuruttu. Artık bataklıklar çayır olmuş, nehir suları azalmış, adalarsa tepelere dönmüştü. Aylardır bu anın gelmesini bekleyen bir ekip nihayet derin bir nefes almıştı. Onlar Brezilyalı macerasever ve bilim insanlarından oluşuyorlardı. Amaçları ise 20. yüzyılın en büyük keşif gizemini çözmekti. Acaba 1925'te oğlu ve arkadaşlarıyla birlikte kaybolan İngiliz kaşif Albay Percy Harrison Fawcett'e dair bir iz bulabilecekler miydi? Albay Percy, Güney Amerika'ya ilk seferini 1906'da yapmıştı. Kraliyet Coğrafya Derneği bu adamı Brezilya ve Bolivya sınırındaki ormanlık bir alanı haritalandırmak için Brezilya'ya göndermiş, Percy de ulusal çıkarlara göre tarafsız bir adam olarak bölgeyi haritalandırmıştı. Sadece bir yıl sonra Percy, bilim insanlarının alay ettiği bir iddia ortaya attı. Söylediğine göre 19 metre uzunluğunda dev bir anakonda görmüş ve onu vurmuştu. İddiaları bitmek bilmiyordu. Tazı büyüklüğünde ufak bir kediye benzeyen köpekler ve yerleri zehirlediğini iddia ettiği bir takım örümcekler bunlardan sadece bazılarıydı. Percy 1924'e kadar toplamda 7 sefer yaptı. Gittiği her bölgede yerel halka nazik davrandığı, onlara hediyeler takdim ettiği için dost canlısı bir insan olarak anılıyordu. O 20. yüzyılın ilk yıllarında amatör haritacıların ve arkeologların sonuncusuydu. Bu adamlar bir pala ve pusulayla, ilahi bir amaç duygusuyla daha önce ayak basılmamış bölgelere gidiyorlardı. Zaten Percy, dış dünya ile teması olmadan yıllarca ormanda hayatta kalmış, bir avuç fındıkla günlerce yaşamış, daha önce beyaz bir insan görmemiş, vahşi insanlar tarafından pusuya düşürülmüş, kimsenin geri dönmediği yerlere gitmiş bir insandı. 1925'te o karanlık serüvenine çıkmadan önce yakın çevresine hep aynı yerden bahsediyordu. Kayıp uygarlık Z. O yıllarda birçok Avrupalı Amazon'un ruhani manzarasında daha önce keşfedilmemiş birçok hazine attığını düşünüyordu. Percy de onlardan biriydi. İnandığı üzere dünyada keşfedilmemiş son yer burasıydı, Amazon. Bazı araştırmacılar Percy'nin seferini hazinelere bağlamıyorlardı. Onda başka bir açlık vardı, bir keşif açlığı. Ufak oğlu Brian babası için şunları söylemişti. Haklıydınız, o rüya görüyordu. Ama yine de hayallerini aklıyla temellendirdi. İnandığı şeyi gerçeğe dönüştürmek istiyordu. Ve bundan kaçacak, korkacak bir adam değildi. Percy, 21 yaşındaki oğlu Jack ve Jack'in en iyi arkadaşı Rally ile son yolculuğuna çıkmadan önce dünya çapında birçok basın organı onun hikayesini düzenli olarak anlatıyordu. Mesela Los Angeles Times, Percy'nin son yolculuğunu şöyle kaleme almıştı. Bu, küçük bilimsel kuruluşların desteğiyle bir bilim insanının giriştiği belki de en tehlikeli ama aynı zamanda en muhteşem macera. 20 Nisan 1925'te Küba'dan ayrıldıklarında yanlarında süt dozu, silahlar, işaret fişekleri, sekstant ve bir kronometre vardı. Yeteneklerine ve birbirlerine güveniyorlardı. Onlara kısa bir zaman sonra iki Brezilyalı işçi, iki at, sekiz katır ve bir çift köpek eşlik etmişti. Onlara dair son haber 29 Mayıs 1925 tarihli bir mektuptu ve Percy eşine geçmekte oldukları bölgeden bahsediyordu. Morali yerindeydi. Percy ve yanındaki iki isim bu keşiften sonra sırra kadem bastılar. Onların resmen kayıp ilan edilmesi 1927 yılında gerçekleşti. Ancak bazı kaşifler gibi Percy de rotasını bir sır gibi saklamıştı. Bu da onun bulunmasını neredeyse imkansız bir hale getiriyordu. Bazı isimler dilinden düşürmediği kayıp uygarlık Z'yi bulduğunu, o yüzden onu kurtarma girişimlerinin hepsinin ölümle sonuçlanacağına inanıyordu.
Percy eğer geri dönemezlerse kaderlerine teslim olmak istediklerini, o yüzden de onlar için kurtarma ekibi gönderilmemesini bildiren bir talimat bırakmıştı. Percy'ye dair bir iz bulmayı görev edinmiş James Lynch, tüm uyarılara rağmen onu aramakta ısrarcıydı. Yanına başka bir macera severi aldı ve iki adam aylarca Brezilya'nın uydu görüntülerini inceledi, rotalarını anlamaya çalıştı. James, dönemin en iyi ekipmanlarını satın almıştı. Telsizleri, radyoları incelediler. Yerli halkla görüştüler. Ekibe tüm ekipmanı tamir edebilecek bir makine mühendisi bile katıldı. Kaçak Joseph Mengele'nin kanıtlarını tespit etmeye yardımcı olan Dr. Daniel bile onlarla çalıştı. Percy'ye ait bir kemer toka, bir kemik, bir mermi, ufak bir iz bile her şeyi değiştirebilirdi. Daha sonra James'in ekibine 16 yaşındaki oğlu da dahil oldu. En sonunda 17 adamla birlikte büyük bir arama ekibi yola çıktı. Neredeyse Birleşik Devletler büyüklüğündeki bir bölgeyi arayıp diken kaplı yollardan, oluklardan geçtiler. Yolları sarmaşık ve dallarla kaplandığında James ekibe tekneyle devam edeceklerini bildirdi. Birkaç ekip üyesine en ağır teçhizatları yüklenmesi emredildi. Bazılarına ise geri dönmeleri emredildi. Ekip bir uçağın inebileceği yer bulduğunda malzemelerin hava yoluyla teslim alınmasını sağlıyordu. Shingun'un çalkantılı akıntıları ekibi batık palmiye ağaçları ve mor orkidelerin yanından hızla nehrin aşağısına ulaştırdı. En sonunda bir kulübe gördüler ve indiler. Burası çok eski bir Amazon kabilesinin yerleşim yeriydi. Heybetli alnı ve göğsü kırmızı boyalarla kaplı bir şef James'in yanına geldi ve ona köyünün yanında kamp yapma izni verdi. Ayrıca yakınlardaki açıklık bir alana pervaneli bir uçağın inmesini de kabul etti. Bir gün sonra James ve oğlu kaplumbağaların yıkandığı bir lagüne gittiler. O sırada yakınları inmekte olan bir uçağın iniş sesi duyulmaya başlandı. Birkaç dakika sonra James, dilini anlamadığı bir yerlinin bağırarak yanına geldiğini gördü. James ve oğlu hemen köye doğru koşmaya başladılar. Köy, komşu kabilelerin saldırısına uğruyordu. Düzinlerce erkek köyü sarmıştı. Birçoğunun çıplak vücutlarında siyah ve kırmızı çizgiler vardı. Oklar, antika tüfekler, mızraklar ve sapanlar taşıyorlardı. Keşif ekibinden bazı isimler hemen uçağa doğru koşmaya başladılar. Pilot hala kokpitteydi. 5 adam uçağa bindi ve pilota hemen havalanmasını söyledi. Pilot pervaneyi çalıştırırken birkaç yerli uçağa oklar atmaya başladılar. Uçak havalanmaya çalıştığında onu tutarak buna engel olmaya çalıştılar. Pilot 4 kişilik uçağa 5 kişi almıştı. O yüzden tehlike arz edecek şekilde bir ağırlık vardı. Ellerine ne geldiyse aşağı attılar. En sonunda son yerliden de kurtulup havalanmayı başardılar. James ise etrafındaki tozların içinden yükselen uçağın gidişini izledi. Yerliler James'i "Eğer bize bir şeyler vermezseniz sizi öldürürüz" diyerek tehdit ettiler. Hayatta kalmak adına onlara teknelerini verdi, 30 bin dolar fidye parası ödedi. Yine de pes etmemişti. Ancak sonraki çabalarda Percy'yi bulmaya yetmedi. Brezilya'nın iç kesimleri modern dünyadan o kadar uzaktaydı ki çoğu kabile kendilerini uçak ve telefon çağından uzun süre izole etmeyi başarmıştı. Brezilya hükümeti 1940'lara kadar onları umursamadı. Şu an bile yabancılarla temasları olmayan 40 kadar kabile var. Yıllar sonra Percy'nin tahmin rotasını deneyimlemek isteyen başka bir isim Brezilya'ya geldi. Ama bu çok zor olacaktı. Yerli halkın topraklarına girmek, onlarla müzakere etmek çok zordu. Rehberler, bulaşıcı hastalıklar taşımadığınızı kanıtlamanız için sizden tıbbi kayıtlarınızı istiyorlardı. İlk olarak Percy'nin hayalet bir kasabadan biraz daha iyi dediği Cuiabá'ya geldiler. Bu adam, Percy'nin kraliyet coğrafya grubuna gönderdiği onlarca mektubu okumuş, oğlunu sakladığı Percy'ye ait eşyaları incelemişti. Arşivi karıştırırken gözüne yıpranmış bir kağıdın üst kısmında şunu yazdığını gördü. Gizli. Bu belge 13 Nisan 1924 tarihliydi. Alt kısmında Amazon havzasında bir keşif gezisi vakası yazıyordu. Percy, Amazon'un güney havzasında eski bir uygarlığın en dikkat çekici kalıntılarının yattığını iddia etmişti. Belgelerin birinde önceki keşiflerine dayanarak çizdiği bir harita vardı. Bu, görünüşe göre kayıp uygarlık Z'yi bulmak için hazırladığı rotanın ayrıntılı bir açıklamasıydı. Belgeler, Kuzey Bakayri yerlerinin topraklarını işaret ediyordu. Oradan bir kampa, daha sonra da Shingu Ulusal Parkı'nın derinliklerine gitmiş olmalıydılar. Adam,
onu vahşi topraklara götüren şoförle şu sohbete hayat verdi. Aradığın kaşif ne zaman kayboldu? 1925. 1925 ve sen onu ormanda bulmak istiyorsun. Tam olarak değil. Sen torunu musun? Hayır. Adam Percy'nin gittiği Bakaeri'ye ulaştığında geçen yıllarda oldukça gelişmiş olduğunu fark etti. Percy yolladığı mektupta buranın nüfusunu 150 olarak yazmıştı. Şimdi ise 850 olmuştu. Köyün yaşlılarından bir kadınla sohbet ettiğinde ilginç anlara şahit oldu. Üç yabancı köyümüze geldiğinde ben ufacık bir kızdım. Onları hatırlıyorum. Çünkü hiç bu kadar beyaz ve bu kadar uzun sakallı insanlar görmemiştim. Annem, "Bakın Hristiyanlar burada," dedi. Onlar şu an artık olmayan bir okulda kamp kurdular. Ama okulda yattıkları için önemli olmaları gerektiğini düşündük. Onlar geldiğinde her şey değişti. Askeri yetkililer bizlere kıyafet verdi. Her birimize yeni isimler taktı. Adım Komeda Bakari iken Lorinda oldum. Kadın daha sonra uzaklara baktı ve dağları gösterdi. İşte o üç beyaz o dağlara doğru gitti. Kadın Percy'nin kayıp şehir zehrisini hiç duymamıştı, bilmiyordu. Adam köyden ayrıldı ve o da bir daha asla görülmedi. Percy, Victoria döneminin dünyasının ötesinde bir şeylerin olduğuna inanıyordu. Aile servetini çarçur eden bir aristokratın ebeveyn sevgisinden yoksun büyümüş oğluydu. Keşif açlığıyla 3 yaşındaki oğlu ve eşini geride bırakıp 60 kiloluk büyükle yola çıkmıştı. Hedefindeki yerler geçmişte köleleştirilmiş ve katledilmiş insanların topraklarıydı ve onlar burada yabancıları hiç hoş karşılamıyorlardı. Percy ise dost canlısı bir tutumun işe yarayacağına inanıyordu. Ama tatlı dil yılanı her zaman deliğinden çıkarmaz. Bir keresinde pusuya düşürülmüştü. O anda hemen adamlarına dönüp müzik aletlerini çalmalarını emretti. Percy ellerini havaya kaldırdı ve iyi niyetini göstermek için yerlere doğru yürüdü. Taktiği başarılı oldu ve hayatta kaldı. Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde o kayıp uygarlık seyinin rotasını çiziyordu. Savaş çıkınca gönüllü olarak cepheye gitti ve Tugay yönetti. Ardından da var gücüyle keşif gezisini finanse edecek kuruluş aramaya başladı. Ama birçok uzman, modern çiftçilik girişimlerine direnen yakıcı sıcaklığı ve besin açısından fakir toprağı sebebiyle Amazon'un büyük nüfusları ayakta tutamayacağını düşünüyordu. Birçok arkeolog Amazon için sahte cennet diyordu. Percy son seferine çıktığında 57 yaşındaydı ama yine de beklenmedik derecede formdaydı. İlk günler kolay geçmişti. Kısa ve kıvrımlı ağaçlar, savan benzeri çimenler ve birkaç çiftçinin yerleşim yerleri gibi yerlerden ilerlemişlerdi. Eşine yazdığı mektupta şunları kaleme almıştı. Mükemmel bir başlangıç. Oğlumuz Jack fiziksel olarak çok güçlü. Akıl ve beden olarak yaşının çok üzerinde. İlk gün 11 kilometre yol gittiler. Sonraki gün 16 kilometre. Nehirden balık tutup yediler. Güneşin doğuşundan gün batımına kadar yürüdüler. Sonra sivrisinek kaynaklı enfeksiyona yakalanmamak için kendilerini ağlara sarıp bir bardak çay içip bisküvi yiyerek kamp kurdular. Percy'nin mektuplarını, makalelerini yerli koşullar çok zorlu ve tehlikeli bir yoldan geçerek medeniyete ulaştırıyorlardı. Yazılarını okuyan kaşifler, eğer o acımasız yerlere girer ve de tekrar çıkarsa daha önce kimsenin başarmadığı bir şeyi başaracak demişlerdi. Yolculuk esnasında Jack'in arkadaşı bir kene tarafından ayağından ısırılmıştı. Gencin ayağı o kadar çok şişmişti ki ayakkabısına sığmıyordu. Percy bu yarayı iyileştirmek için bir sığır yetiştirme çiftliğinde 5 gün boyunca kalmak zorunda kaldı. Sonra da 3 İngiliz doğuya Bakaeri'ye doğru yola çıktı. Bakaeri, hükümetin medeniyetleştirmek için bir takım uygulamalar yaptığı kabilelerden biriydi. Percy buraya geldiğinde kendini çok kötü hissetmişti. Amerika'daki finansörlerden birine yazdığı mektupta şunları söylemişti. Bakayırlar uygarlaştırdıklarından beri ölüyorlar. Sadece 150 insan kalmış. Buraya pirinç ekmek için getirildiler. Ancak perişan haldeler. 19 Mayıs oğlu Jack'in 22. doğum günüydü. Jack annesine yazdığı mektupta "Hiç bu kadar iyi hissetmemiştim." demişti. Üç kaşif son hazırlıklarını yaptı ve heybetli görünen dağ manzarası eşliğinde yola koyuldu. Sıcaklık bunaltıcıydı. Kan izi bırakan böcekler etraflarını sarmışlardı. Vampir yarasalar
akrepler ve anakondalar çok yakınlarındaydılar. Percy o günlerde Brezilyalı yardımcılarını hayvanlarla birlikte Cueva'ya geri gönderdi. Orman çok kısa bir zaman sonra çok sık ağaçlarla çevrili olacağından sadece sırtlarındaki ekipmanlarla ilerleyebileceklerdi. Percy onlara birçok mektup teslim etti. Son yazılarından birinde kaderini önceden bildiğini düşündürten şu sözleri yazmıştı. Bu yazı basıldığında çoktan bilinmezliğin içinde kaybolmuş olacağız. Eşine yazdığı son sözler ise şunlardı. Başarısızlıktan korkmaya gerek yok. İlk büyük kurtarma çalışması yıllar sonra 1928'de başladı. Ekiptekiler dedektiflerin sezgisine ve büyük bir yırtıcının avlanma becerisine ihtiyaç duyacaklarını düşünüyorlardı. 26 isimden oluşan ekibin 3 tondan fazla yiyecek ve ekipmanı vardı. 70 öküz ve katır, sallar ve kameralar her şey tas tamamdı. Günler sonra derinliklerde gizlenmiş çok ilkel bir kabile keşfettiler. Keşfin lideri onlar için Adem ve Havva'dan farkları yoktu diyordu. Kurtarma ekibi hemen onları sorguya çekti. Aramalar devam ederken az ileride askeri tarzda bir metal sandık olduğunu fark ettiler. Yerliler beyaz adamlı işaretleri kullanarak zar zor anlaşıyorlardı. Beyaz adamlara onun hediye olduğunu anlattılar. Saatler sonra kabile şefi hikayesini detaylandırdı. Percy ve yanındakilerin Suyas adındaki düşman bir kabile tarafından öldürüldüğünü itiraf etti. Ekip zaten yiyecek sıkıntısı çekiyordu. Bu da yetmezmiş gibi radyolarda hasar almış, dış dünya ile olan iletişimlerini kaybetmişlerdi. Yerliler sonraki sabah kayboldu. İngilizler kendi tarzlarında onları kaybetmişlerdi. Ama biraz sonra ağaçların arkasından ellerinde ok ve yaylar olan düzinelerce yerli belirdi. Ekibin lideri onlara balta ve bıçak verme sözü verdi ve sorunu çözdü. Daha sonra da bir mektup kaleme aldı. Percy'nin düşman yerlilerin elinde öldüğünü bildirmekten üzüntü duyuyorum. ...1932'de ise bir avcı Percy'ye ne olduğunu bildiğine dair yeminli bir ifade verdi. Ben Stephen Rutten. İsviçreliyim. Güney Amerika'ya 20 yıl önce geldim. 1931'de ben ve iki arkadaşım kuzeybatıdaki Taposs Nehri yakınlarında beyaz adamları rehin alan bir kabile ile karşılaştık. Stephen bir şekilde oradan kaçmayı başarmıştı ve gördüğü beyaz adamlardan bir tanesi Percy'ydi. Percy tutsakken Stephen kaçmayı nasıl başarmıştı? 1951'de Vilias Boas adındaki bir aktivist Percy'nin kemiklerini bulduğunu iddia etti. Hatta onları analiz ettirip Percy'ye ait olduğunu doğrulattığını söyledi. Albay ve keşif tutkunu Percy Fawcett yüksek bir ihtimalle yerlilerin saldırısına uğramıştı. Açlık yüzünden ölmüş olma ihtimalleri de elbette yüksek. Ama öldürülmüş olma ihtimalleri daha ağır basıyor. Percy geride bir eş, iki tane evlat bıraktı. Olayı anlatan çok sayıda kitap çıktı. 2016'da ise Kayıp Şehir Z'nin filmi çıktı. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.